Evet, Savaş Cümle %100 Gerçek Analiz Altcoin incelemesinden herkese selamlar dostlar. Son videomuzun altına Zeynep Hanım, Zeynep Barek 44 dakika önce Shiba ve Bonney'i sormuş. Tek birini alacağım, Shiba'dan başlamış olalım. Shiba videosuyla karşınızdayız. Hemen Shiba'nın teknik analizine bakalım dostlar. Şuraya, Shiba'mız var hızlı bir şekilde Shiba'nın analiziyle karşınızdayım dostlar. Şimdi Shiba'da daha önce bir takvim belirlemiş. Hatırlıyor musunuz? Tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Bir kama yapımız vardı Shiba'da ve biz bu kama yapısını patlattık. Ve patlattığımız günden beri Shiba ortalama olarak 722'den 18.01'e gitti. Yani fiyat aralığı olarak yaklaşık %150 kar bıraktı ve şu an tekrar %150'yi %70'lere düşürdük değil mi? %60'lara hatta verdiğinin yarısını geri aldı arkadaşlar Shiba bizden. Şimdi dönüp baktığınız zaman Shiba önemli bir desteği olan 12 21 desteğinde tutunmaya çalışıyor. Bitcoin rahat verirse Shiba da burada tutanacakmış gibi bir potansiyele sahip. An itibariyle Shiba da tekrar beklenebilecek ilk seviye 15-15. Ardından ikinci seviye 20-35 olarak göze çarpıyor dostlar. Şimdi çok kısa vadede Shiba'yı değerlendirmek istiyorum. Hemen 4 saatlik tabloda aynı Ape'deki gibi. Ape'den belki biraz daha geç de başlayabilir. Eğer Bitcoin çökmez de piyasa izin verirse, vergi güncellemesi öncesi Shiba tarafında e, yaklaşık yarın saat işte 11 kapanışı veyahut 3 kapanışında piyasa bir Shiba'da harekete geçme potansiyeline sahip. Peki Shiba ile ilgili savadede beklentimiz ne? ilk önce onu dile getirelim. Birincisi Shiba'ya bir kullandığım yazılım sisteminden de bakmak istiyorum. Nasıl bir görüntü var? 4 saatlik tabloda Shiba düşüşe devam edeceğini gösteriyor. Ve an itibariyle Shiba'nın düşüş olarak belirlediği yer 11.33 olarak gözüküyor şu an kısa vadede. Peki 11.33 gerçekten formasyonda da karşımıza çıkıyor mu? Hemen formasyonu çizelim. Bir tane düşen trendimiz var. Bir tane yükselen 3 tane değneği olan tepemiz var. Yani yükselen trendimiz var. Kırmızı mumdan alıyoruz. Yeşil fitilden değil. Kırılımın yarın 11'de gelme ihtimaline göre. Böyle işaret diyelim. 11 veya 3 işareti. Hemen klonlayalım. Bir tane de 6 atıyoruz. Aynısından düşüş getirecekse ya buradan kıracak. 4 saatlik düşüş olduğu için buradan kırmızı. Oluyor. Nereye götürdü bizi? 11.03. Peki kullandığım yazılım sistemi ne diyor? 11.31. Çok yakın. İki değer çıkıyor burada karşımıza dostlar. Geri çekilirse 11.03 yukarı doğru giderse de ilk hedefi 13.23. Peki burada yukarıdaki tepe hedefimiz neresi? Bak burası tutmuyor. 13.68 olarak gözüküyor. 13.68'e kısa vadede bir yükseliş getirme ihtimali var. Shiba'nın formasyonu kırdığı takdirde kendi ekranlarınıza bu formasyonu çizebilirsiniz dostlar. Bu formasyon üzerinden değerlendirme yapa bilirsiniz. Ekranı 2 dakika böyle bir 10 saniye daha böyle sizler için tutayım. Aynı formasyonu çizip aynı hedefleri bulabilirsiniz. olsa bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi hemen oklardan kurtulacağım en doğru alım yeri için Fibonacci çizmek istiyorum. Bakalım son tepe son dibe göre ne durumdayız? Peki Shiba Son başlattığı dipten yeni tepesine tam olarak nerede duruyor? Fibonacci 23 6 927 70'i gösteriyor. 11 29'da 38 2 gösteriyor. Shiba için iki kademeli alım bu şekilde gerçekleşmeli şimdilik. Peki. O zaman zaten elimizde Shiba var. Shiba'ları topladık. Peki Bitcoin'de 16 bin dolarlar, 14.000 dolarlar geldiği takdirde Shiba'nın kaderi ne olacak diye soranlar var. Shiba'nın kaderi ne olabilir? Ben de bilmiyorum hep birlikte bakacağız. Delist olma ihtimalinin olduğunu tabii ki de düşünmüyorum. Ama Shiba tarafında en kötü senaryoyu düşünmekte zorundayız. Şimdi an itibariyle 12 Eylül 2022 tarihinde Shiba'dan bir atak bekliyorum. Ortalama olarak geçmiş veriye dayanaraktan 126 günlük bir çubuk çizmiştik. Ve bu 126 günlük çubuğun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Yanlış mı oturtmuşuz? Dip şurası çünkü. Yanlış oldu. Yani güncellememiz lazım. Evet. Takvimi de güncelleyelim. 15 Eylül'müş. Özür dilerim. 15 Eylül ile birlikte Shiba'dan atak bekleyeceğiz. 126 günlük hasret bitiyor. Tabii bu benim beklentim. Daha önce geçmişe bağlı verilerle hazırladığım bir taslak olup olmayacağını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ama en azından e, bir ümittir, umuttur diyerekten orayı da beklemeye devam ediyorum. Dostlar hemen hızlı bir şekilde Shiba ile ilgili bir de haberlere bakalım. Son günlerde Shiba ile ilgili hiçbir habere bakmıyorum. En son 13 saat önce Shiba ile ilgili bir haber paylaşılmış. Neymiş haberin detayına bak. Shiba bir büyük başarı daha. Shib ne zaman aya çıkacak demişler. Shiba yine sahnede küresel benimsenmeye. Kart geçtiğimiz günlerde platform Oxy Visa geçtiğimiz günlerde platformunda Shiba Inu'yu listelediğini duyurdu. 1070'ten fazla ülkede kart kullanıcıları artık çevrimiçi mağazalar ve e-ticaret dahil olmak üzere 60 milyondan fazla işletmede Shiba bir ödeme şekli olarak kullanılabilecek. E Oxycrypto Visa kart dünya çapında kripto harcamalarının en kolay ve en hızlı yollarından biri olarak kabul ediliyor. 60 milyondan fazla işletme 170'ten fazla ülkede bu sistemi kabul ediyor. Oxycrypto Visa kart işlemlerde hiçbir gizli ücret talep etmez ve ayrıca kullanıcısına uygulamasını kullanarak zincirdeki her işlemi izleme olana tanır demiş. Gayet önemli bir habermiş Shiba için. Tabii fiyatlanmasını göremiyoruz piyasadan dolayı ama Shiba neye ihtiyacı var demiş. Uzmanlara göre Shiba fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. Bunu ben de düşünüyorum. Shiba'nın bu süreçte proje ve ortaklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Aynen öyle Shiba'nın ortaklarında ve bu süreçte kendini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. Alt ekibin çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yine zirveye ulaşmada etkili olabilir. Shiba Inu yani fiyatına iğme kazandıran önemli bir faktör, faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. Shib'in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. Shib fiyatını arttıran diğer bir unsur OKEX, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarında sıfır artıştı. Fed'in faiz önü sek baskısı onları geç. Yani ile ilgili güzel haber de var. Kötü haber yok yani açık. Bence gayet olumlu ama piyasa beni Shiba'yı henüz fiyatlamıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de bakılmasını istediğiniz e, alt altcoin'leri canlı yayınlarda ve paylaştığımız içeriklerde videonun altına yorum olarak attığınız takdirde her gün iki tane altcoin inceleyeceğiz. Sizlerin altcoin'de inceleme fırsatını bulunacağız. Ayrıca YouTube sayfamızın topluluk bölümünde yani pardon topluluk değil özür diliyorum. Hemen düzelteceğim sizler için bir saniye. Oynatma listeleri bölümünde Shiba'nın bu videosu ve bundan sonraki Shiba videoları da oynatma listesinin içerisine eklenecek. Ape coin'i de mesela oynatma listelerine ekledim. Ape ile ilgili atacağımız her video orada birikecek. Geçmişini ve son paylaştığımız videoları takip edebileceksiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Siz seviyorsunuz. Hoşçakalın.